göre ayırıyoruz taşları. Peki ağır bir iş değil mi? Yani nasıl baş ediyorsunuz? Evet, ağır ama yani belli bir zorlukları var tabii. Ama ediyoruz yani bir şekilde. Devam etmeyi düşünüyor musunuz? Evet, evet düşünüyorum. Seviyorsunuz işinizi galiba. Evet, seviyorum. Peki buradan hanımlara neler söylemek istersiniz? Yani bilmem yapmak isteyen herkes gelebilir yani. Herkes yapabilir. Bir zorluğu o kadar şey yok yani, zorluğu yok. Şimdi şöyle söyleyeyim, kadınların ev konusunda hassas olduğunu zaten biliyoruz en basitinden temizlik konusunda. Bizim makinalarımız ve işimiz de hassas ve nazik olduğundan dolayı bayan çalıştırmak zorunda, yani bayan çalıştırmak için daha iyi oluyor bizim için. Yani bayanlar erkeklere göre daha mı iyi iş çıkarıyor? Tabii biraz daha iyi, temiz, titiz, düzenli bir şekilde iş oluyor. Herhangi bir şekilde aksama olmuyor. Sürekli dikkat ediliyor, makineler sürekli temizleniyor. Yani her türlü 1-0 biraz daha öndeler erkeklerden. Tabii bayanlarla çalışmakta memnunuz. Daha erkeklere göre daha az iyiler. Daha böyle iş güçlü daha fazladır. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Yani şöyle Türkiye'de işsizlik sorunu var diyorlar. Biz İşkur'da falan ilan vermişiz. Yani gerek erkek gerek bayan olarak. Ama bugün 150 elemanı tamamlayamadık. Daha hali tamamlayamadık. Şöyle söyleyeyim, nasıl bir işsizlik sorunu var ülkede, ben onu da çözmüş değilim daha doğrusu.